Asbest Söküm Uzmanları Derneği İstanbul'da araştırma yaptı ve havada ölümcül tehlike bulundu. Derneğe göre sebep kentsel dönüşümün getirdiği kontrolsüz yıkımlar. Bir süredir yıkanmamış bir araba ve arabanın üzerinde bir bakın katman birikmiş durumda. Normal şartlarda biz bu katmanı toz olarak biliyoruz. Peki gerçekten toz mu? Yapılan bir araştırma söz konusu maddenin çok daha zararlı olabileceğini ortaya koydu. O araştırma Asbest Söküm Uzmanları Derneği'ne ait. Dernek 28 Nisan'da yıkadığı bir otomobili İstanbul'da Pendik, Eyüp Sultan, Beylikdüzü hattında gezdirdi. Bir hafta sonunda otomobilin kaportasından numune alındı ve elektron mikroskobunda incelendi. Küf mantarı, polenler, kireç tozları, asbest gibi çok tehlikeli, sağlık üzerinde büyük tehlike yaratan nesneler bulduk. Solunum yoluyla insan bedenine girebilen asbest kanserojen bir madde. Peki havaya nasıl karıştı? Derneğe göre sebep kentsel dönüşüm yıkımları. Asbest denetiminin yetersiz yapılması, hatta bazılarının kağıt üzerinde yapılması. Gerçekten asbest artık her yerde, her yere kontamine olmuş durumda. Yakın bir tarihte daha yoğun kentsel dönüşümün yapıldığı bölgelerde bu çalışmalarımızı yenileyeceğiz. Derneğin iddiasına göre asbest bertarafı ve denetimi konusunda en kötü karne Gazi Osmanpaşa, Esenyurt ve Bakırköy'e ait. İstanbullu tehlikeden habersiz. Aracınızın üzerindeki toz mu sizce? Biz toz olarak biliyoruz. Yapılan bir araştırmaya göre bunun içerisinde asbest de bulunmuş. Hiç aklınıza gelir miydi böyle bir şey olabilir? Hiç aklımıza gelmezdi. Biz onu toz olarak bildiğimiz için asbest olarak aklımıza gelmiyordu. Vallahi çamur, yağmurla beraber aşağı inen bir şey bu herhalde. Peki aslında toz olarak bildiğimiz bu katmanın içinde başka bir şey olabilir mi? Zehirli bir madde. Hiç aklınıza gelir mi böyle bir şey? Yok. Yani havadan artık ya da sudan geliyorsa onu bilmem. Ama aklıma gelmez başka zehirli bir madde olduğu yani. Araçların üzerinde biriken şu malzeme toz mu size göre? Toz. Peki bunun içerisinde bir zehirli madde olabilir mi? Olabilir abi.